Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü durağımız olan Van'dan seslenmekteyiz. Van, Menar, Mental, Aritmetik'in konuğu olduk. Yanımızda kurucumuz Casim Bey bulunmakta. Bakalım sektörleri vermiş olduğu eğitimle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak? Merhabalar efendim. Merhabalar. Evet Casim Bey, öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Ben 4 yıldır Mental Aritmetik eğitimi veriyorum. Evet. Mental Aritmetik'te 2007-2008 yılında Amerika'da tanıştım. Amerika'da tanıştınız. Evet. Daha sonra Türkiye dönüşte Halis Şen'le tanıştım. Aslında genel anlamda Türkiye'deki tüm mental aritmetiğin kurucusu olan Halis Şen'le. Evet. Menar'ın Türkiye'de açılan ilk şubelerden bir tanesi Van. Ve Van şu anda Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Türkiye'deki tek mental aritmetik merkezi. Aynı zamanda Türkiye'nin ismini de yazmış bir mental aritmetik merkezi. Evet, Halis Bey'le ben de tanıştım. Çok değerli bir insan. Gerçekten bu anlamda kendini Türkiye'de duyurmuş bir insan olarak. Kesinlikle. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz kendisine. Ben Menar Mental Aritmetiği tanımak istiyorum. Burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Ailelerimizi bilinçlendirelim. Şimdi mental aritmetik 4 ile 13 yaş arasındaki çocukların zihinsel gelişimine katkı yapan bir zeka geliştirme programı. Evet. Buradaki çocuklar ABAKİS dediğimiz yöntemle öncelikle dokunsal, duyusal ve görsel olarak 3 yolla sürekli ABAKİS üzerinde çalışma yaparak bir sağ taraf ve sol taraftaki bilgi koordinasyonunu sağlarken asıl hedeflediğimiz sağ taraftaki görsel ve bellek gücünü artırmaktır. Mental aritmetik eğitimi almış olan her çocukta ortalama olarak bilimsel bir çalışmaya dayanarak söylüyorum 7.11 IQ'luk bir artış gözleniyor. 7.11? Yani, evet, bu şu demek, 130 normal olan bizlerin mental aritmetik programı aldıktan sonra IQ'muzun 145 olması demektir. Bu da üstün zekalı ve dahi anlamına geliyor. Van'daki Menar Mental Aritmetik olarak çocuklarımıza hizmet vermektesiniz. 4 ile 12 yaş arasında bu hizmeti alabiliyoruz. Bu sistem nasıl ilerlemekte peki? Programı bize biraz anlatır mısınız? Şimdi program 2 yıllık bir eğitim programı. 1. yılda toplama ve çıkartma üzerinde yürüyor bu program. Evet. Veliler kısa süre içerisinde çocukların toplama yoğunluğunu görüp aynı zamanda konsantrasyon güçlerini arttırdığı zaman okuldaki derslerinde de hızlı bir başarı ve aynı zamanda algılama ve öğrenme becerisindeki artış ilk 2 ayın içerisinde bu gözle görülebilir bir seviyeye geliyor. Evet. Fakat mental aritmetiğin tüm başarısının iyi bir noktaya gelmesi ortalama olarak 6 ayın sonunda buluyor. Yani 96 saatlik bir programın sonunda çocuklar çok iyi bir noktaya gelebiliyorlar. 6 aylık bir süreçten sonra çocuk evet, artık okulda, programı kapmış, tabii, okulda, hayatına işlemiş bir şekilde devam ediyor. Şimdi hayatına şu, bu bir zeka geliştirme programı. Biz hayatları boyunca böyle bir beceriyi, hızlı bir aritmetik becerisini biz kazandıramayız. Ama dengeli, algılama becerisi artmış, kendisine olan güveni artmış, matematiğe karşı olan ön yargısı yıkılmış, matematik seven bir çocuk hayatı boyunca bunu görme şansınız var. Zaten siz bir şeyde ön yargıyı kırdınız mı gerisi arkasından geliyor. Devamı gelmeye kesinlikle. Yalnız mental aritmetik sadece hayatımızda sayısal zekamızı geliştirmiyor biliyoruz tabii ki. Çocuğun tamamen beyinsel zekasını geliştirmekle hafıza programı diyoruz bunu. Dediğimiz gibi abaküslerle beraber devam etmekte. Biraz o sistemi bize anlatır mısınız? Yani 6 aylık bir programda çocuk tamamen abaküs mü kullanmakta yoksa beynine mi yerleşiyor? Şimdi öncelikle biz zaten çıkışımız abaküs. Abaküs üzerindeki sayı işlemlerini biz çocukların parmaklarının dokunsal duyuyla öğretiyoruz. Evet. Daha sonra bu sistematik olarak belirli egzersiz yaparak çocukların zihinlerine abaküsü imajını yerleştiriyoruz. Çocukların zihnine yerleşmiş olan abaküs imajı bir süre sonra abaküsü ortadan kaldırdığınız zaman da sanki bir ellerinin altında bir abaküs varmış gibi vermiş olduğunuz ya da söylemiş olduğunuz sayıları hızlı bir şekilde zihinlerindeki abaküsle sonucu çıkartıp size verebiliyorlar. Yani sonuçlandırabiliyorlar bir şeyleri. Şunu öğrenmek istiyorum. Hayatımızdaki mental aritmetiğin, yani bir çocuğun hayatındaki mental aritmetiğin okul hayatındaki faydası ya da normal yaşamındaki faydasını belirtmemiz gerekirse burada eğer. Neler söylemek istersiniz? Şimdi bir kere her şeyden önce okul öncesi çocukların burada baz almak gerekiyor. Evet. Bir çocuk 5,5 ya da daha küçük yaşlarda mental aritmetiğe başladığı zaman bir kere sayılarla haşır neşir olduğu için aynı zamanda sınıfı düzenini, disiplin, sosyal uyumluluk anlamındaki birçok beceriyi kazandığı için okula başlarken yeni okula başlamış ama mental aritmetik eğitim almayan çocuklara göre öğrenme hızı %75 daha hızlı oluyor. Evet. Mesela benim öğrencim okul öncesinde bir ayda okuma yazmaya geçerken mental aritmetik eğitimi almayan çocuk 4 ay boyunca öğretmeninin işini zorlaştırabiliyor. Aslında mental aritmetik eğitimi alan her çocuk öğretmenin işini de kolaylaştırıyor. Öğrenmesi ve algısal becerisi arttığı için diğer çocuklara göre seviyesi daha hızlı bir noktaya geliyor. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten başarılarınızın devamını diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bana güzel bir eğitim sektörü kazandırmışsınız ve böyle de devam edersiniz. Çok teşekkür ediyorum.
Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, bugünkü durağımız olan Van Mener Mental Aritmetik'ten seslendik. Kurucumuz Casim Bey gerekli bilgileri aktardı. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.